Saraköy'de Beylerbeyi köyündeyiz. Beylerbeyi köyünde Hamız Dede'nin türbesine geldik. Hamız Dede'nin türbesinin birazcık yolundan bahsedeyim ben size. Beylerbeyi köyüne girdiğinizde merkeze gelin, muhtarlığın oradan direkt sola doğru döndüğünüzde dümdüz yoldan devam edin. Direkt zaten Hamız Dede türbesinin önüne geliyor yol. Birazcık toprak bir yol. Aklınızda olsun çünkü bazen kanalı arıyorlarmış, kanalda türbelerin yerlerini öğrenmek istiyorlarmış. Biz de olabildiğince tarif etmeye çalışıyoruz size türbelerin yerlerini. Daha iyi bulasınız diye. Hamız Dede'den bahsetmek istiyorum ben size. Türbe birazcık değişik. Şimdiye kadar girdiğimiz türbelerden çok farklı. Divan tarzında yapılmış kabri. Üstü de tamamen betonla kapatılmış. Divan tarzında burası. Hamız Dede Beylerbeyi köylü olduğu biliniyor. Yani köyden birisiymiş. Vefat edince buraya defnetmişler. Ve köylüler kendi çabalarıyla buraya yapmışlar. Uzun zamandır da kimse gelmemiş buraya. Bayağı bakımsız, çatısı sadece kiremitlerden oluşuyor ve içerisi gerçekten çok sıcak. Aklınızda olsun. Çeşmesi var bahçesinde bir tane. O da sürekli akıyor hayvanlar için. Yalak yapılmış oraya. Hamız Dede'nin rivayetlerinden bahsetmek istiyorum size. Hamız Dede ile ilgili sadece savaş üzerine rivayetler var. Bunlardan bir tanesi gene savaş dönemi. Hamız Dede bahçesinde çalışırken evinin bahçesinde askerlere denk gelmiş. Askerler demiş ki, hadi savaşa gidiyoruz, sen de gel demişler. Hamız Dede de siz düşün yola, ben arkanızdan yetişirim demiş. Ve cenk meydanında o çağıran askerler Hamız Dede'yi en önde görmüşler savaşırken. Bir de oğluyla alakalı bir rivayet var ama Hamız Dede tabii ki Beyler Beyli demiştim size. Oğlunun kim olduğunu da bilmiyoruz. Çok eski tarihlerden bahsediyorum tabii. Sadece savaş dönemi diye biliyorum çünkü tarih yok. Diğer bir rivayette oğluyla beraber gittiği savaş. Oğlu yaralanıyor cenk sırasında ve Hamız Dede oğlunu buluyor. Yarasına tükrüğünü çalıyor Hamız Dede ve tabii ki iyileşiyor yarası. Tabii oğlu babasının olduğunu fark edemiyor savaş sırasında. Tekrar köylerine geldiklerinde yarasını iyileştirenin babası olduğunu fark ediyor. Tabii ki her türbede olduğu gibi türbenin de bir giriş ve avlusu var. Burada ocak yapmışlar. Gelenler hayırlarında bulunsun, burada pişirsinler diye. Burada bir tane küpümüz var, içinde boş. Küpün içerisi demek ki zamanında kullanılarmış ki buraya bırakmışlar. Bahçesinden bahsetmiştim size, su var sürekli akıyor diye onu göstereyim. Bahçe bayağı bir büyük. Zaten yüksek gerilim hatlarının hemen yanında türbe. Buradan çok daha rahat bulursunuz burayı. Sürekli akan bir suyumuz var. Burada borudan bir yalak yapmışlar. Vahşi hayvanlar ve doğa için. Burada sürekli su akıyor. Bahçesinde şu ileride Raif Dede yazan bir tane mezar taşı var. Bu mezar taşı da daha yeni dönemde yaptırılmış. Mermer. Tabii ki güneşten sadece boyaları silinmiş. Onun dışında bir değişiklik yok. Tabii ki Raif Dede hakkında da bilgimiz yok. Mezar taşı burada. Raif Dede hakkında hiçbir bilgimiz yok. Hiçbir kaynakta geçmiyor. Beylerbeyi'ne sorduğunuzda da onlar da bilmiyor. Çünkü tarihsel olarak ne zaman vefat ettikleri ve buraya defnedildikleri belli değil tarihsel anlamda. Burada değişik mezar taşları var. Osmanlıca yazan eski sadece taş olarak yeri belli olsun diye yapılan mezar taşları var. Burası da bayağı bir bakımsız. Kimse ellememiş burayı yıllardan beri. Buradaki mezarların da dedenin akrabası olduğu, aynı aşiretten oldukları olarak düşünebiliriz belki de. Belki de rivayetlerde geçen oğlunun mezarlarından birisi de bunlardan birisidir.